Kur'an-ı Kerim'de bahsedilen meselelerden birisi şefaattir. Nice ayet bu konuyla alakalı. Peygamber aleyhissalatü vesselam da konunun biraz daha ayrıntılarını bizlerle paylaşmış ve kişinin evladının ona şefaatçi olabileceğini bildirmiş. Ne gibi? Mesela bir hadislerinde şöyle buyuruyor. Bir kimse 3 tane kız evladını iyi bir şekilde yetiştirse bunlar ona şefaatçi olacak ve cennete girmesine vesile olacaktır. Öte yandan hafızlarla alakalı, diyelim anne baba evladını hafız olarak yetiştirdi. Bu hafız ileride onlara şefaatçi olabilecek. Başka bir durum da şu, diyelim çocukken vefat etti, daha buluğa ermeden. Çocuk masumdur ve cennet ehlidir. Diğer alemde yine mümin olan anne babasına bu kimse şefaatçi olabilecek. Ama şefaatte esas olan kişinin amellerinin de bunu destekliyor olması. Yani sahih bir imanı ve salih amelleri olması gerekir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu konuda bize mağaradaki üç kişinin durumunu anlatıyor. Bunlar bir mağaraya sığınmışlar. Ancak üstten bir kaya yuvarlanıyor, mağaranın önü kapanıyor. Şefaatçi olarak bunlar amellerini zikrediyorlar ve her birisi ömründe önemli gördüğü bir ameli nazara veriyor. Ya Rabbi bu amelim senin nezdinde makbulse bizi buradan kurtar diyor. Bunlardan bir tanesi yaşlı anne babasının durumunu nazara veriyor. Ya Rabbi diyor, benim yaşlı anne babam vardı. Kendi çocuklarımdan evvel onlara bakar, onlara ikramda bulunurdum. Bir defasında diyor, onların sütünü getirdim yatmazdan evvel içsinler diye. Ama onlar uyuyup kalmışlar ve ben onları sabaha kadar bekledim diyor. Kendi çoluk çocuğuma herhangi bir şey yapmadan onları sabaha kadar bekledim. Eğer bu amelim senin yanında makbul olmuşsa bizi buradan kurtar. Ve bir gürültü kopuyor. Kaya biraz aralanıyor ama henüz geçilebilecek kadar değil. İkinci kişi de duasında diyor ki, Ya Rabbi diyor, amcamın kızıyla beraber olmak istiyordum. O da bunu reddediyordu. Derken bir kıtlık zamanına denk geldi. Benden yardım istedi. Ben de o talebimi yine tekrarladım. O diyor kabul etmek durumunda kaldı ve belli bir altın ona verdim. Tam diyor beraber olacakken bana dedi ki Allah'tan kork, gayrimeşru beraber olmayalım. Ve ben diyor ondan oradan ayrıldım, paraları da almadım. Eğer bu amelim senin yanında makbulse bizi buradan kurtar. Mağaranın oradaki kaya biraz daha böyle aralanıyor ama henüz geçilebilecek şekilde değil. Üçüncüsü de diyor ki Ya Rabbi, benim yanımda çalışan kimseler vardı. Bunların ücretlerini verirdim. Ama bunlardan bir tanesi ücretini almadan gitti. Ben diyor onun o parasını ayırdım ve o parayı işlettim. Ve yıllar sonra o paradan biriken işte koca bir sürü meydana geldi. Ve adam diyor daha sonra çıkıp geldi. Benim senden bir miktar alacağım vardı. Alacağımı istiyorum. Ben de diyor o sürüyü göstererek dedim ki şu sürü tamamen senindir, al git. O diyor dedi ki ya benimle dalga mı geçiyorsun? Benim senden azıcık alacağım var. Ben de diyor durumu anlattım. O da sevine sevine sürüyü aldı gitti. Eğer bu amelim senin nezdinde makbul olmuşsa bizi buradan kurtar. Derken bir gürültü daha kopuyor ve o kaya tamamen oradan ayrılıyor ve böylece önleri açılıyor. Buradan gördüğümüz şu, kişinin salih evladı ona şefaatçi olabilecek, salih ameli de şefaatçi olabilecek. Dolayısıyla şefaat reddedilecek bir şey değil, dinde yeri olan bir hakikattir.